içinde yer aldığı Marmara bölgesinin olduğu kadar tarım alanındaki üretim ve yatırımları, hayvancılık alanındaki potansiyeliyle ülkemizin dikkat çekici şehirlerinden biri olan Sakarya, gücünü fuarcılık alanında da başarıyla temsil etmeye devam ediyor. GL Platform Fuarcılık tarafından organize edilen, düzenlenmeye başlandığı günden bu yana bölgenin ekonomisine sağladığı desteğin yanı sıra dikkatleri kentin üzerine çeken Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 3. kez kapılarını açtı. 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Tarım Yoksa Ekmek Yok temasıyla gerçekleşen fuar kapsamında Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ortaokul ve liseler arası düzenlenen tarım ve hayvancılık konulu şiir ve resim yarışması, fuarın sosyal yönünün de öne çıkmasını sağladı. Açılış töreninde kurum temsilcilerinin belirttiği görüşler doğrultusunda dikkatler bir kez daha Sakarya'da tarımın önemine çekildi. 110 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda bu yıl 4 gün toplamında çiftçi taşıma uygulaması ile birlikte 95 binin üzerinde kişi ziyaret etti. GL Platform Fuarcılık tarafından fuarın gerçekleştiği Hendek Çok Amaçlı kapalı alanın 200 kilometre çapında yer alan il, ilçe ve kırsal kesimlerden çiftçilerimizin servis bedelleri karşılanarak fuarı ziyaret etmeleri sağlandı. Fuarların ihtisas sektörleri, il, bölge ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar düşünüldüğünde Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 3. yılında da bunun önemli bir göstergesi oldu. Tarımsal mekanizasyon ve teknolojilerden sera ve sulama ekipmanlarına, tohum, fidan ve bahçecilik ürün ve ekipmanlarından ekolojik tarıma, hayvancılık sektöründeki gelişmelere kadar uzanan geniş bir yelpazede ürün ve tanıtımların yapıldığı fuarda Kadın Çiftçiler Yarışması rekabete sahne oldu. 4 gün boyunca süren fuarda katılımcı firmaların sergiledikleri ürünler, çiftçilerimizin ve ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekerken gerçekleşen satış ve ticaret yüzleri güldürdü. Fuarın düzenlenmesine katkı sağlayan kurumlarımızın ve firmalarımızın hem fuardaki varlıkları hem de paylaştıkları düşünceler organizasyonun gelişimine önemli artılar sağladı. Sakarya Tarım Fuarı'nın yine en önemli destekçilerinden ve bu yıl fuar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere de sağladığı sponsorlukla dikkat çeken Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile birlikteyiz şimdi. Merhabalar. Merhabalar. Burada protokol konuşmalarında bir slogan vardı. Tarım yoksa ekmek de yok diye. Biz Sakarya Ticaret Borsası olarak yıllardır tarımın önemini vurguladık aslında ama pandemi, Covid-19 tarıma dönüşü hızlandırdı aslında. Sakarya 3. Tarım Hayvancılık Fuarı devam ederken düzenleme kurulundaki en önemli temsilcilerden, Sakarya Tarımı adına da en önemli temsilcilerden biri Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sayın Ali Şener Bayraktar'la birlikteyiz şimdi de. Başlangıcından sonuna kadar herkesi memnun edecek şekilde yapılmasına katkı sağlayan bütün katılımcılara, ziyaretçi olarak bütün çiftçilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 3. kez gerçekleştiriliyor. 2021 yılında ve 3. yılında da Hendek'te gerçekleştiriliyor. Şimdi de Hendek Belediye Başkanı Sayın Turgut Babaoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar efendim. İlk yıl yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etmişti. İkinci yıl ise 70 bin kişi. Şu anda biz ikinci yılın verilerine bugün itibariyle zaten ulaşmış olduk. Şu anda açtık gidiyoruz. Bugün sanırım 100 binleri buluruz diye düşünüyorum bu yılkinde. Bu da doğru bir kararla, doğru bir fuarcılık anlayışıyla yapıldığının göstergesi diye düşünüyorum. Sakarya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4. günün sonunda bu duygu ve düşünceler, fuar alanında gerçekleşen ticaret ve başta Sakarya olmak üzere diğer illerden yoğun ziyaretçi katılımıyla kapılarını kapattı. Organizasyonun gerçekleşmesine katkılarını esirgemeyen tüm kurumlarımıza, katılımcı firmalarımıza ve kıymetli ziyaretçilerimize gönülden teşekkür ederiz. 10-13 Kasım 2022 tarihlerinde yeniden buluşmak üzere.